Zamanda yolculuk yapmak mümkün mü? İnsanoğlu bitmeyen bu rüyasını gerçekleştirebilecek mi? Kitaplara ve filmlere konu olan zamanda yolculuğa ilişkin bilim adamlarının yürüttüğü son araştırmalar hangi noktada? Bu konuyla bağlı dünyanın en akıllı kafaları zamanda yolculuk yapmanın çeşitli türlerini ileri sürüyorlar. Ancak zamanda yolculuğa geçmezden önce göre, duya ve dokunabilmediğimiz zamanın ne olduğunu anlamaya çalışalım. 20. yüzyılın dehalarından sayılan Albert Einstein, ileri sürmüş olduğu görecelik kuramıyla zamanın pek çok kişinin düşündüğü gibi durağan değil, bir yanılsama olduğunu söylemiş oldu. Bir gözlemci uzaklara yolculuk yapabilir ve kapalı biçimde geri dönebilir. Yolcunun kendi saatine göre zamanda sadece birkaç yıl geçmiş. Ancak görecelik kuramına göre yolculuk sırasında aslında ne kadar zaman geçtiği sorusuna verilebilecek hiçbir nesnesel yanıt yok. İlginçtir, değil mi? Konumuza geri dönersek, Albert'in E eşittir mc kare formülü ile göstermiş olduğu gibi isimlendirdiği enerji kitleye dönüşebilir. Önemli kısım olarak belirteyim ki, yüksek hızla hareket eden gemi neredeyse tümüyle enerjiye dönüşüyor. Buna bağımlı olarak da kitlesi artıyor. Aşırı yüklü ağırlık hem geminin çok daha ivmelenerek ışık hızına ulaşmasını önlüyor, hem de zamanın yavaşlamasına yol açıyor. Yani ağırlık arttıkça zaman yavaşlıyor. İşte bu sebepten de madde saniyede 300 bin kilometrelik ışık hızına yaklaşırken zaman da yavaşlamış oluyor. Aranızda benim gibi 300 bin kilometre hıza hala ulaşılmadı ve bu ivmeye ulaşılmadan zamanda yavaşlamanın mümkünlüğüne nasıl emin olabilirsiniz diye sorgulayanlarınız varsa yorumlarda belirtsinler. Arkadaşlar, bence zamanda yolculuk için zamana ihtiyacımız var. Zaman sessiz var olabilir ancak siz zamansız değilsiniz. Dolayısıyla zaman bize ölümü getiren şeyin adıdır sanıyorum. Gelin hep birlikte yeni beyin hücreleri kazanalım. Konuya devam edelim. Bilimciler söylüyorlar ki 300 bin kilometrelik aynı hıza ulaştığında ise zaman durmuş oluyor ve geride bırakıp gittiğiniz insanlara oranda zaman daha yavaş akıyor. Örneğin 15 yaşındaki birisi ışık hızıyla kozmosa uçarsa ve 5 yıl sonrasında geri dönerse, kendisiyle aynı yaşta bırakıp gittiği sınıf arkadaşları 65 yaşında olacak. Uzaydaki zaman algısı ve boyutu çok daha farklı. Kişisel yorumuma geldikte ise bence zaman varsa ya şimdiki zaman var ya da zaman yoktur. Neden mi? Teleskoplar doğruluyor ki tüm evren kapkaranlık. Böyle izah vereyim. Biz yalnızca bağımlı olduğumuz kolumuzdaki saatin akreplerinin ilerlemesinden ve de içinde bulunduğumuz galakside bizi etkileyen güneş ve ay ışıklarının karalıp ağarması renklerinden dolayı zaman algısına sahibiz. Oysa her yeri kapkaranlık olan evrenin ufacık bir noktasında bulunan bizler, içinde bulunduğumuz kainatta ayrı bir dünya değiliz. Ve tüm evren daima kapkaranlıksa, demek ki zaman da yoktur veya yalnızca tek zaman var bence, o da şimdiki zaman. Yani üçü, geçmiş, şimdi ve gelecek. Her zaman vardır. Kısaca zaman algımız mesafe ve hıza bağlı değil de bir nevi ağ ve beyaz renge bağlı bir şeydir. Sanki beyaz ve parlak ortamlarda zaman vardır, karanlık ortamlardaysa zaman yoktur. Konuya geri dönelim. Einstein'ın görecelik kuramıyla zaman akınının yavaşladığı ve hızlandığı yerlerin olduğunun farkına varılmıştı. Kesinlikle haklıydı. Zaman mutlak değil, hıza göre değişiyor. Evet, mutlak değil, hıza göre değişkendir. Demek ki zamanda yolculuk yapmak istiyorsak çok daha çabucak hareket etmeliyiz. Konunun önemli kısımlarından olarak söyleyeyim ki, yüksek hız elde etmek için dev enerjiye ihtiyacımız var. Eğer yapmış olduğum videoları sık sık izlerseniz, sonraki konularda zamanda yolculukla bağlı bilim adamlarının süper madde olan antimaddenin üretimiyle bağlı çalışmalarını size sunacağım. Tek gramındaki astronomik yüksek enerjili bu süper madde ile fazla hıza ulaşılmakla zamanda yolculuk mümkün kılınabilir. Konumuza geri dönelim. Bilim adamlarının İsviçre'de yürüttükleri araştırma da umut verici. Hazırsanız şimdi hızla bağlı size daha akıl uçurucu bilgiler sunacağım. CERN'de dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcı merkezinde 25 kilometre derinlikte ve aynı uzunluğa sahip lazer bir tünelde bu küçük taneciklerin trilyonlarcası bulunuyor.
Sistem çalıştırıldığında bu parçacıkların 0'dan 96.500 kilometre hıza ulaşabilmesi saniyenin çok küçücük bir kısmında gerçekleşiyor. Fantezi gibi geliyor ancak gerçektir. 96.500 kilometre hıza mikrosaniyelerde ulaşabiliniyor. Güç arttırıldıkça parçacıklar daha da hızlanıyor ve yaklaşık 25.000 kilometreyi saniyede 10.000 defa dolaşıncaya kadar hızlanıyorlar ve zamanda yolculuk yapıyorlar. Aynı deneme ile yolculuk için gereksinim duyulan sınırın %99'una ulaşılıyor. Bunu onların yolculukları sırasında görüntülenen küçük aralıklı olaylardan biliyorlar. Mantık aslında çok daha basit. Eğer geleceğe yolculuk yapmak istiyorsak hızlanmamız gerekiyor. Siz ise bu videoyu izlerken her saniye geçtikçe geleceğe yolculuk yapıyorsunuz. Dolayısıyla hepimiz zaman yolcusuyuz. Çünkü zaman ilerliyor. Gelecek aynı zamanda insan zihninin geçmiş ve bugününün farkındalığı ve gelecek hakkında yapabilecek varsayımlar nedeniyle yarattığı bir beklentidir. Yani gelecek ancak şimdi olduğunda gerçekten var olur. Yani. Videoyu izleyenler arasında zamanda yolculukla bağlı diğer yöntemler var mı diye soranlarınız varsa elbette var diyeceğim. Sabırla bu konuyu incelemeye devam ediyoruz. Zamanda yolculukla bağlı bir diğer yöntem ise uzaydaki kara deliklerdir. Beni de sahip oldukları özellikleriyle kendilerini hayran bırakan bu dev kara delikler, çevresinde bulunan ve yakınından geçen tüm maddeleri içlerine çekiyorlar. Böylece kendi yoğunluk ve genişliklerini, dolayısıyla da çekim güçlerini devamlı olarak çoğaltıp daha büyük güç haline geliyorlar. Sonuçta ışığı bile bükebilecek ve kendi içine çekebilecek güce ulaşıyorlar. Evet, ışığa bile meydan okuyorlar. Aynı durum kendilerini doğal bir zaman makinesine dönüştürüyor. Kara delikler ve zaman makinesi. Bu kelimeler arasında bağlantıyı boşuna vermiyorlar. Şöyle ki kara deliklerin sahip oldukları güçlü etki gücüyle zamanda ileriye doğru yol almamız mümkünleşebilir. Örneğin Ahmet 30 yıl boyunca kara deliğin yörüngesinde olay ufkunun üzerinde bulunduktan sonra dünyaya geri dönerse, kardeşi Selim binlerce ve milyonlarca yıl yaşlanmış olacak. Kara deliklerin yörüngelerinde geçirebileceğimiz tek saatin karşılığı ortalama 50 yıla denk geliyor. Uzay ve zamanın tümüyle duranlaşmış olduğu yerler bu deliklerin bükülmüş olan kısımlarıdır. Çıkış noktaları ise sonsuzluktur. Kendileri fotonları yutup ışığı savuruyorlar ve dışa ışık yansıtmıyorlar. Işık yoksa karanlık var. İşte bu sebepten kara delikler diye isimlendiriliyorlar. Diğer kuramlara göre bu kara delikler başka dünyaya açılıyor ve aynı kapı da ikinci evrene geçit kapılarıdır. Evrende çok sayıda bu deliklerin olduğunu göze aldıkta evrenin birbirinin içine geçişmiş sayısız tünellerden oluştuğu düşünülebilir. Yorumlarsak, geleceğe gitmek için büyük kitleli nesnelerin yakınına gitmek gerekiyor. Arkadaşlar, konuyu hazırlamak için günlerce çalışıp emek sarf ettim. Beğenerek destek olacağınıza ve izledikten sonra araştırmamdaki yeterli ve yetersiz bulduğunuz noktaları yazarak beni daha da cesaretlendireceğinize umut ediyorum. Zamanda yolculuğun bir diğer yöntemi ise solucan delikleridir. En kısa yolla bu delikler aracılığıyla zaman yolculuğu gerçek kılınabilir. Üstelik bu delikler rastgele bir hayal ürünü değildir. Kendileri 5 milyar ışık yılı uzaklığındaki galaksiye birkaç saniye içerisinde gitmemizi sağlayabilecek uzaydaki iki noktayı birbiriyle ilişkilendiren nesnelerdir. Öylesi bir yol düşünün ki sizi dilediğiniz gezegene ve galaksiye, hatta yıldızlara götürsün. Evreni bir kağıt gibi düşünerek, aynı kağıdı rulon şeklinde sararak ortasından bir delik açıyoruz. Daha kestirme yolla bir noktadan diğerine gitmek, zamanda yolculuk yapmak mümkündür.
Gideceğimiz aynı bu kestirme yollar solucan delikleridir. Bu delikler global giriş çıkışları birbirlerine bağlayan köprü görevindeki bir boğazdan oluşuyor. Doğru duydunuz, evrensel giriş çıkışlar. Onlar keşif edilirlerse uzak bir galakside bile zamanda yolculuk yapılabilir. Hem geçmişe hem de geleceğe. Eğer böylesi bir delikleri kendimiz inşa edebilirsek, bizi gitmek istediğimiz ve dilediğimiz yere dakikalar içinde ulaştırabilir. Böylece milyarlarca ışık yılı uzaklığını bizim için önemsiz kılacak kestirme yola sahip olacağız. Hatta binlerce, on binlerce yıldız sistemini solucan delikleri birbirine bağlayıp da uçsuz bucaksız bir uygarlık kurabiliriz. Hazırda uzak gezegenlerde ve yıldızlara günümüz teknolojisiyle gitmemiz olası değil. Üstelik oraya gidip de ulaşıncaya kadar yeterli enerjiyi bulma ve bunu taşıyabilecek hava aracının olmayışı da diğer engellerdir. Öte yandan insan yaşamının buna yetip yetmeyeceği de işkil durumda. Yeterli enerji, aynı dev enerjiyi taşıyacak uzay aracı ve kısıtlı insan yaşamı. İşte son 3 sorun, 300 bin yıldır türü geldiği söylenen insanlığın en büyük rüyalarından birini, zamanda yolculuğu gerçekleştirmek için aşılması gereken en önemli engellerdi. Zaman nesnel olarak mevcut değildir. Bu basitçe evrenin maddi ve fiziksel bedenlerinin değişimi ve hareketi hakkındaki algımızdır. Birinin diğerine göre değişimi ve hareketleri zaman kavramı yaratır. Örneğin, zamanla bağlı yanılgımız şu ki zamanın düşüncemizde algıladığımız gibi doğrultusal ilerlediği gerçekliğinde zamanda yolculuk ulaşılabilir değil. Çünkü geçmişe geriye gidebilmemiz için devam eden zamanın bir yerlerde duraksamış, durmuş olması gerekiyor ki temas edip de oraya vardığımızdan emin olalım ve kanıtı bizim zihnimizde ve uzayda. Uzayda kozmik gemide zaman dünyamıza göre çok daha yavaş geçiyor. Işık hızına yakın bir hızla yürümekte olan gemide de zaman dünyamıza göre çok daha yavaş akıyor. Biz onlara kıyasla gelecekteyiz. Zamanda yolculuğun bir diğer yöntemi ise evrenimizin yaranışını oluşturan kozmik ipliklerdir. Aynı iplikler varsayılan kusurlardır. Zaman mekan dokusunda evrenin betninden, doğumundan kalmışlar. Kendileri ender yapılı tek ölçülü nesnelerdir. Yani uzunluk, genişlik ve derinlik boyutlarından bir tekine, uzunluğa sahipler. Evren onlar için donuk bir gölde, küçük çatlaklar gibi, kristallerde bulunan kusurlarla karşılaştırılıyorlar. Bu kozmik ipliklerin üzerinden geçerek veya onların arabuluculuğuyla zamanda yolculuğun mümkünlüğü düşünülüyor. Aynaya baktığınızda aslında geçmişteki kendinize bakıyorsunuz. Çünkü yansımanızın ışığın gözlerinize ulaşması için geçen süre zaman alıyor. Konunun önemli kısımlarından biri olarak not edeyim ki bizlere ev sahipliği yapan evrenimizde işlemleri 3 boyuta göre algılıyoruz. Genişlik, uzunluk ve hündürlük veya derinlik. Zamansa 4. boyut. Bu boyut yön ismi verilen bir başka kavramla tanımlanıyor ve her zaman için yön kavramı ileriye doğru hareketlidir. Peki 3. ve 4. boyut birleştirilirse ne olur? Uzay zaman ve uzay bükülebilir olur. Uzay bükmüş olan uzay nesnesi ne kadar ağırlıklı ve yoğun olursa bükümü ve derinliği de artmış olacak. Kendisinin içine almış, yutmuş olduğu dışarı çıkması imkansız bir hale gelecek. Bence son cümleden şu sonuca varabiliriz ki üzerinde bulunduğumuz yer gezegeninin ağırlığının fazla olmaması bizim bu gezegenden dışarı çıkmamızda ve evrensel yolculuk yapmamızda ciddi bir yer çekimi engeli olmayacağı olanağı sunuyor. Uzayda içinde bulunduğumuz diğerlerine oranla daha az ve ufacık ağırlıklı yer gezegeninde zaman daha hızlı akıyor. Biz de aynı duruma uyumlu şekildeyiz. Evrenin zaman geçtikçe çok daha genişlemesi bildiğimiz bir gerçek. Zamanda ileriye ve geleceğimize gittiğimizi düşündüğümüz durumda belki de geleceğimize geri dönmüş olacağız.
Zamanda yolculuğa ilişkin üzerinde durmamız gereken konulardan birisi de evrenin boyutlarıdır. Tüm gezegen ve galaksileri içine alan evrenimiz kimi bilim adamlarına göre 12, diğerlerince ise 24 boyuttan oluşuyor. Peki DNA'larımızın zaman algımızla bir ilişkisi ve engellemesi var mıdır? Uzmanlar araştırmışlar ki beynimizdeki DNA'lar sarmal şekilli düzülüşe sahipler. Onlar biyolojik yapı ve canlılık işleyişinin genetik olarak kodlama becerisi sonrasında tüm bilgileri insanın evreni algılayabileceği tutumda anlamasına getirip çıkarıyor. Evet, DNA yapısı ve işleyiş biçimi bizim algılayış biçimimize etki edebiliyor. Yani genellikle insan içinde var olduğu evreni ve zamanı tüm yönleriyle anlaması için onun DNA'ları da her taraflı aynı noktaya gelmelidir. Aksi durumda bu iki kavramı yalnızca beynimizdeki nöronların anlama yeteneği olanaksızdır. Konuyu toparlarsak, düşünün ki bir gün kozmik gemimize binmek şansımızı elimizde bulundurup yüksek ivmeyle gezegenimizden uzaklaşarsak, bir süre geçtikten sonra geri dönersek, bilimsel hayal fantastiği gibi seslenmiş olsa da bunların her birinin gerçekleşeceği yöntemler artık belirlenmiş durumda. Peki konuyla ilgili siz nasıl düşünüyorsunuz? Bilim adamları bir zaman makinesi icat ederlerse geçmişe mi ya geleceğe mi yolculuk yapmak istersiniz? Kim bilir, belki de yakın gelecekte insanlığın o büyük rüyası, zamanda yolculuk mümkün kılınacak. Hatta evrenler arası bir yolculuk bile gerçekleşebilir. Yaşamın bize öğretmiş olduğu öğretilerden biri şu ki, pek çok gerçekler rüyalarda görüldükten sonra yaşama geçmiş. Ben Arzu Sayadoğlu. Bu türlü videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz, kanala abone olarak sağda bulunan çıngırak işaretinin üzerine basın. Kalın sağlıcakla, sevgilerle. Sonsuz sıkıcı, şimdiki zamanda pişmanlık tarafından tüketilen yaşamaya mahkum. Bence zaman büyük bir gizemdir. Zaman enerjidir. Sanıyorum ki konuyu daha derinden anlamak için zamandan bağımsız olmak gerek arkadaşlar. Zamansızlaşmak, yılların, ayların, ömrün zaman sınırlarının ötesine geçerek. Zaman yolculuğunun mümkün olması için bence evrenimizin zaman ağırlıklı mı yoksa zamansız mı olmasını bilmemiz önemli ipucu sağlayacak. Zaman zihnimizdedir. Zihin gitti, zaman gitti. Saat zaman, zamansa zihin içindir. Arkadaşlar, kahinler gelecekten, tarihçilerse geçmişten haber veriyor. Biz ise tam da bu anımızı yaşayalım. Akıl uçurucu dakikalara hazır mısınız? Konuyu kapatırken kendi düşüncemde kurguladığım bir dizi sorular ve bilgiler sunmak istiyorum. Biz zamanda yolculuk yapmayı konuşurken belki zaman bizde, daha doğrusu beynimizde yolculuk yapıyor. Zamanda yolculuğu beynimizde mi yapıyoruz veya bunu anlayarak mı zamanın farkına vara, gerçekliğine ulaşabiliriz? Eğer biz birkaç yıl öncesine gidip de dedemizi öldürersek evrende mantık nerede? Evrenin kendi kendini dengeleyen ve programlayan mantıklı bir zekadan oluşması daha gerçekçi değil mi? Arzu, dünyayı kavrama biçimimiz olguları anlamak için yeterli değildir. Yine akıl tutulmasına kapıldım galiba. İlginç sorulara devam ediyorum. Zaman harekete bağlı mı? Diyelim ki çok yüksek hıza ulaşabildik. Süper hızlı yolculuk esnasında neleri gördüğümüzü nasıl algılayabileceğiz? Yakınımızdan hızla geçen aracın araba olduğunu net şekilde göremiyoruz. Çok yüksek hızda olursak neyi gördüğümüzü beyin nöronlarımızın aynı hıza ayarlanarak algılama farkındalığında olacağına nasıl emin olabileceğiz? Evrendeki milyarlarca noktada zaman farklı akıyor. Öyleyse ne kadar, nerede, nasıl ve hangi gözlemciye göre zaman? Evrende gördüğümüz bazı yıldızlar ve uzay nesneleri bize göre geçmişte veya gelecektedir. Öyleyse hem geçmişin hem de geleceğin aynı mekanda, aynı anda olduğu algımızdan uzaklaşarak evren için tek zaman, şimdiye odaklanalım bence. Dolayısıyla şimdi ve gelecek hepsi aynı anda gerçekleşiyor. Işık hızından daha çabucak hareket edersek evrenin geri kalanı için temelde zamanı geri çevirmenize izin vereceğini mi düşünüyorsunuz?
Evrenin kendisinin temel hareket tarzını değiştirmeden yerel bir etkinin kendiliğinden küresel bir etkiye dönüşmesi mümkün değil sanki. Diğer sorular. Yeni zaman çizelgeleri ve köprüleriyle zamanda yolculuk yaparsak, zamanını değiştiren yeni sen, yolculuğa başlayan aynı sen olur muydun? Veya kendin kendine yabancılaşır mıydın? Bedenimiz ve fiziksel konumumuz ne olurdu? Sizi bilemiyorum ancak ben her yatağa gittiğimde sabaha yolculuk yapıyorum. Evet, önemli sorulardan birisi şu ki, zamanda geçmişe gitmek şimdisiler mi? Yolculuğu yapan bizim gerçek varlığımız işkil duruma düşer mi? Ben doğmadan önce geçmişe gidersem bedenime ne olur? O zamanlar zaten vardı ama başka bir yerdeydi. Henüz gerçekleşmeyen olaylarla etkileşime girmemizi engelleyen bir şey vardır. Her şey zaten tam olarak bu şekilde gerçekleşecek şekilde programlanmıştır ve hiç kimse bu programlamaya bozamaz sanki. Zamanda yolculuk yapmak entropiye karşı gelmek gibi geliyor bana. Çünkü entropinin aksi olan bir yasayı bulup da evrenin işleyişini alt ederek bunu yapabiliriz belki. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Kısaca dersem geçmişe seyahat edemezsiniz. Çünkü bu zaten oldu. Gelecek mi? Gelecek henüz gerçekleşmedi. Böyle derken sanki zaman anlamını yitiriyor. Bence zamanda yolculuğu parlak bir beyinle yapabiliriz. Birikimli, bilge ve dünyayı anlayabilen.